Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Buradan anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada bunun yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın sevgili dostlar. Yatırım yapmayın. Evet sevgili dostlar, bu hafta takip edeceğim hisseler yani yakın takip ettiğim hisseleri sizinle paylaşacağım. Tabii ki grupta biz biliyorsunuz VIP kanalımız, VIP destek grubumuz var. Burada bu hisseleri zaten bir zamanda çok uygun fiyatlardan vermiştik. Eğer ben de hocam VIP destek almak istiyorum derseniz altta zaten açıklamaları atacağım. Instagram adresim var ve Twitter adresim var. Instagram adresinden bana DM'den yazabilirsiniz. Hocam ben VIP destek almak istiyorum. Nasıl alabilirim diye oradan bana mesaj atabilirsiniz. Şimdi biz VIP grubunda tabii ki Trey'i 900 liradan zaten 900 liradan beri takibimde olan bir hisseydi. 900 liradan beri verdik Trey'i ve Trey artık buradan sonra ne olur hocam dersiniz. Mesela bakın burada güzel bir destek bölgesi var Trey'in. Şuralar güzel destek bölgeleri. Yani şurası bakın 16.90. Yani ben buradan sonra bunu buradan alır mıyım? Tabii ki uzun vadede ben tekrardan güzel yerlere geleceğim. Bakın 19.95'i gördü. Hemen hemen 20 lirayı gördü burada. Evet 20'yi gördü. Bu arada gidip gelecektir. Ama şirket dediğim gibi bilançolar üstüne koymaya devam ediyor. Şöyle fin tabletten bakalım. Son bilançoya da bakalım. Böyle kazandırmaya devam ederse, yani böyle bilançolar gelmeye devam ederse, bakın 216 milyonluk bir neredeyse 4 katı bir bilanço geldi. Bu bilançoyu önümüzdeki bilanço 300 milyon gelirse çok deli bir şekilde yukarı doğru gidebiliriz. Yani baktığımız zaman öz kaynak kârı, bakın brüt kârın %20'den %30'a çıkarmış. Net kârın %11'den %16'ya. Bizim en beğendiğimiz tabii öz kaynağını %36'lardan bakın %80'lere kadar çıkarmış. Yani şirkete baktığımız zaman dönem varlıklarını yükseltmiş, duran varlıklarını yükseltmiş, öz kaynağını yükseltmiş. Baktığımız zaman fiili dolaşım çok iyi. Şurada şöyle bakalım. Bakın %20 fiili dolaşım var. 200 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Ucuz bir şirket. Ben önümüzdeki dönemde de fırsat verirse, yani ben takip edeceğim. Yani bu hisseyi hocam ben yakın takip edeceğim bu hisseyi. Yani çok fırsat verdi aslında bakın. Buralarda çok fırsat verdi. Bakın buralarda şu zirvede bak 9.36'dan bir anda Mart'ta 9 liradan 15 liraya kadar çıktı yani Mart'tan hemen hemen Nisan'ın ortasına doğru. Burayı hızlı bir şekilde çıktı. Sonra bir düzeltme yaptı. Bir daha yukarı, bir daha düzeltme. Sonra aldılar götürdüler. Yani hissenin bilançosu iyi gelince yukarı doğru götürdüler. Tabii ben buradan kimseye gir demem arkadaşlar. Tabii ki ben burada söylüyoruz al sat tut tavsiye demiyorum ama bu hissenin biraz böyle aşağılara gelip şurada 18-25'lere gelirse tabii ki çok güzel bir alım fırsatı olur. Yani burada 18-25 bakın şöyle 18-55 diyelim. Çok güzel bir alım fırsatı olur. Ama dediğim gibi 20'nin üstüne atarsa ki zaten atacak büyük ihtimal atacak ama oradan dönme ihtimali var. Onun için diyorum ki yani bu hafta takipte kalalım. Bir fırsat verirse bir düzeltmede Trey'i ben tabii ki bu bilançoların böyle geldiği sürece trenin de yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Uzun vadede tabii ki ilk hedefimiz 25 lira. Yani uzun vade dedim şurada 3 aylık bir dönemde 25 lira bir hedefimiz var. Şöyle baktığımız zaman bakın ne zaman en son şurayı görmüş zaten. Ne zaman 10 lirayı görmüş ve en 2022'de görmüş. En son olarak da bakın burada 7 Ocak'ta 11-12 lirayı görmüş. 12 liradan beri ise zaten Ocak'tan bir düşüş yaşadı. Ocak diplere gördü. Burada 8.80'lere geldi ve bir anda yukarı doğru gitti. Yani baktığımız zaman bir fırsatta da Tire'ye ilk fırsatta denenebilir. İkinci hissemiz Granit. Şimdi Granit'e baktığımız zaman arkadaşlar Granit'e ben tabii ki VIP destekler diyeceğim yani. Yine VIP destek grubumu ısrarla VIP'te çok verdik bu hisseyi de. 16 liradan beri takibimizde. Ve artık zirveyi gördü yani 27.60'ı gördü. Şimdi buradan
biz artık bir düzeltme bekliyoruz. Buralardan bir düzeltme bekliyoruz. Hani bu düzeltme geldikten sonra bu hisseye alınabilir. Yani 24'lere doğru gelirse tabii ki hep gün içinde düzeltmesini yaptı bu şirkette QGranit. Ama ben uzun vadede QGranit'in de burada yani benim kendi hedefim tabii ki al sat tut tavsiye değil arkadaşlar. 45 liralık bir hedefim var bu hisseyle ama uzun vadede. Şöyle ilk fırsatta alınabilir. Bakın şöyle baktığımız zaman şurada 26.40 bir desteği var. 26.40 destek kırılırsa altta 24 lira kadar da gelebilir. Ama ben uzun vadede bir anda da bakın bir anda da yukarı da atabilir hisseyi. Şurada 27.60'ı kırarsa bir anda 30 liraya da gidebilir. Onun için uzun vadeciler için ben hakikaten QGranit güzel bir potansiyel. Şimdi bilançosuna bakacağız. Mesela son gelen bilanço çok güzel. 245 milyon bilanço gelmiş. 4 katı gelmiş. Hatta 5 katı gelmiş nereden baksanız. Mülk kârına düşüşler olsun. Yeni zaten halka %50'den %50 yani %54'ten %50'ye düşmüş. Çok büyük bir düşüş yok. Net kârında biraz düşüşler var. %85'ten %37'ye düşmüş. Yine çok iyi bir net kâr. Ama öz kaynağı bakın burada çok güzel bir şey. %65'ten bir anda %88'e kadar gitmiş. Yani ilk arzda %95'miş. İlk arzı olan şirketler illaki düşüş yaşar arkadaşlar. Düşüşten sonra önemli olan belli bir şekilde yukarı çıkışı. Ben bu şirketin de önümüzdeki dönemlerde çok iyi yerlere geleceğini, fiil dolaşımı çok uygun olduğunu %24, ödenmiş sermayesinin yine 240 milyon, PD olarak da güzel, FK olarak da güzel. Zaten şirket bu bilanço geldiği sürece bakın bu bilançolar geldiği sürece burada bakın 2 milyara yaklaşmış tane dönem varlıkları. Zaten şirket iki fırını hala yatırım yapıyor. İki fırını son kapında iki fırın açıldı diye zaten bildirim yaptılar. Ve sene sonuna doğru da iki fırın daha açılacak. Ki yurt dışına ihracat yapan bir şirket. Hani QGranit'in de ben bir düzeltme beklerim. Yani buralardan alan arkadaşlar tabii ki uzun vadede çok iyi yerlere gelecektir. Ama buralardan al satçılar için ben birazcık bir fırsat beklerim arkadaşlar. Yani şuraya gelinse hani 25.90'lar veya 24 lira gelirse çok iyi olur ama ben pek şey vermiyorum arkadaşlar. Zaten Cuma ve Perşembe günü biraz insanları korkuttu. Bakın burada kaç kere 26'yı gördü. Aşağı çektiler. Bir daha yukarı aldılar. Bir daha aşağı çektiler. Son kapanışta 127 atmıştı. Tekrardan biraz daha aşağı aldılar. Böyle 24.70, 26.74'te kapattılar. Yani QGranit'in de dediğim gibi uzun vadede çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Sevgili dostlar. Diğer hissemiz Konka. Tabii Konka da takibimizde olan VIP grubumuzda önerdiğimiz yani verdiğimiz hisselerden bir tanesiydi Konka. Bakın burada zaten çok düzeltmeler yaptı. Şurada bir kere 16 lirayı gördü. 16 lirayı gördükten sonra bakın burada 20 liradan sonra bakın 16'ya kadar düşürdüler. Orada bir brüt takas şeyi vardı. Cezası vardı. Sonra hisseyi bir anda 22 liraya çıkardılar. Son tavan kapattı. Şimdi biz burada ne yapabiliriz? Hocam şimdi bakın burada bir kere şurası toplama yeri. Yani 20.62 önemli bir destek. Bir daha buraya gelmesini bekleyelim. 20.62 hatta 20'ler bile çok önemli destekler. Uzun vadede Konkan'ı da ben iyi kazandıracağını düşünüyorum. Hala buraların ucuz olduğunu düşünüyorum. Konka ile ilgili. Şöyle bakalım Konka'nın temeline bakalım. Son bilanço fena gelmedi. Yani 143 milyon yıllık bir bilanço geldi. Yani hemen hemen 6 katı, 7 katı bir bilanço geldi. Baktığınız zaman dönem varlıklarını artırmış, duran varlıklarını artırmış. Şirket PD olarak çok uygun, FK olarak çok uygun zaten. 130 milyon bir ödenmiş sermayesi çok uygun bir ödenmiş sermayesi var. Fiil dolaşımı %19 çok güzel. Bakın burada brüt karı %39'dan yine aynı güzel. Sadece net karı %90'dan düşmüş. O da çok önemli değil. Yani %90 zaten yeni halka arzı olduğu için arkadaşlar %90 olması normal. Ve her geçen gün bakın burada bu da aynı Tremondi gibi bu da kağıt firması. Öz kaynağını yukarı doğru götürüyor. Yani dediğim gibi ben şu anda 3 hisseyi yakın takip listemde. Bu 3 hissenin fırsat verdiği zaman hemen ilk fırsatta siz de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmuyoruz sevgili dostlar. Bildirim zilini açarsanız kanalıma da abone olun. Ve altta da Instagram adresim var. Instagram adresini takip edin oradan.